Buraya doğru döndürebilir miyiz? Saya grup olarak çok farklı faaliyetlerde hizmet vermekteyiz. Faaliyetlerimizin içerisinde en son grubumuza katılan Volt Teknoloji şirketimizin bugün fuarındayız. Fuarda bugün dünyanın en önde giden teknolojilerinin başında gelen robotik teknolojiler ürünü olan şu an arkamızda da gördüğümüz köpek robot teknolojisinin lansmanını yapıyor olacağız. Volt Teknoloji 2018 yılında grubumuzda faaliyete başlamış bir şirkettir. Daha çok havacılık ve savunma sanayisinde faaliyetlere başlayan Volt Teknoloji. Onun dışında savunma sanayisinde elde etmiş olduğu kazanımları endüstriye taşınma konusunda son zamanlarda çok agresif bir şekilde çalışmalar yapıyoruz. Savunma sanayisinde elde etmiş olduğumuz teknolojiyi şu an endüstriye taşıyoruz. Endüstriyel ürünler üretmeye başladık. Bunu yaparken de bir gözümüzde tabii ki dünyada şu an trend olan robotik sistemlerdeydi. Dünyada bunun öncüsü olan birkaç firma var. Bugün Ghost Robotics dediğimiz Amerika'nın çok büyük bir motor üreticisi firmanın Türkiye'deki ve bu bölgede birkaç ülkenin daha distribütörlüklerini ve haklarını satın almış bulunmaktayız. Amacımız bu teknolojiyi Türkiye'ye getirmek. Sadece ürünü getirmek değil tabii ki, beraberinde ürünü burada üretebilecek kapasitede teknoloji transferini yapmak ve beraberinde de tabii ki üzerine faydalı yüklediğimiz kamera sistemleri, dedektör sistemleri, gaz algılayıcı sistemler, silah sistemleri, bunların hepsini de geliştirerek robotun işlevselliğini de artırmak olacaktır. Tabii ki savunma sanayisi bu ürünlere çok ciddi anlamda hassasiyet gösteriyor. Çünkü merkezinde insan olan bir anlayış var. Askeri kayıpları, zayiatları minimuma düşüren bir faydası var. Ne demek bu? Sahada askerin yapması gereken veya yapmasında risk barındıran bir mağaraya girmek olabilir, bir ön almak gibi durumlar olabilir. Bu robotik sistemler sayesinde, bu köpek sayesinde askerin yapabileceği birçok şeyi gerek defans anlamında gerekse saldırı anlamında yapabiliyor. Dolayısıyla askerin güvenli bir ortama girişini sağlamış oluyoruz bu köpek sayesinde. Robotumuzun ağırlığı 51 kilogram. Robotumuz 12 kilogram faydalı yük alarak üzerinde bu platformu kullanarak bir istediğimiz sisteme dönüştürebiliyoruz. Bunu nerelerde kullanabiliriz? Bunu savunmada kullanabiliriz, havacılıkta kullanabiliriz, endüstriyel alanda kullanabiliriz. Tercih ettiğimiz alanların tamamında bu ürünü üzerindeki faydalı yükle beraber kullanma şansına sahibiz. Savunma kısmında özellikle aslında savunmadan da ziyade tüm kısımlarda robotun en önemli kullanım alanı insan hayatını riske edebileceğimiz bir nokta varsa onun öncesinde bu robotu göndererek oradaki alanın temizliğini, oradaki alanın uygunluğunu sağlayıp insanı daha sonra devreye sokmak olarak düşünülebilir. Savunma için şunu örnek verebiliriz. Bazı alanlar mayınlı bölge olabiliyor, bazı alanlarda askerimizin girdiği bölgede sıkıntılı durumlar yaşanabiliyor. Artık bu Ghost Robotics'in üretmiş olduğu köpekler
alanın emniyetini aldıktan sonra askerimiz o bölgeye giriyor. Özellikle mağara içi operasyonlarında mağaranın emniyetini alabiliyor. Özellikle bazı kapalı alanların girişinde bu noktalarda kullanılabiliyor. Savunmada tercih edilebilen birçok alanı var. Endüstriyel alanda da madencilik sektöründe o bölgenin emniyetini alabilmek, o bölge içerisindeki sensörler vasıtasıyla gaz kaçaklarını engelleyebilmek, herhangi bir noktada ikaz yapabilecek sistemleri düşünebiliriz. Kimyasal atık, kimyasal kısımlarında KBRN etkin olarak kullanabiliriz. Bu noktalarda üzerindeki faydalı yükle beraber insan hayatını riske atmamak üzerine bu köpeği birçok alanda kullanabiliriz diye düşünüyorum. Köpeğin yüzme kısmı var. Köpeğin şu anda görmüş olduğunuz ayaklarına birer palet benzeri sistem takarak yüzümünü sağlayabiliyoruz. Engebeli arazide ve dengesi çok yüksek. Dağda, engebeli arazide devrilse bile kendini kaldırarak devam edebiliyor. Birçok engebeli arazide kullanılabiliyor. Burada otonom olarak da hareket edebiliyor. Köpeği programladığınız noktada o bölge içerisinde hareketini yapıp tekrar geriye dönebiliyor. Hem siz kumanda edebiliyorsunuz hem de programlayarak köpeğin hareket etmesini sağlayabiliyorsunuz.